Yenler, yıllardır Siverek'le ilgili en büyük tartışmalardan biri olan il olma özlemini bu defa Siverek Belediye Başkanı ve Siverek'i Vilayet Yapma ve Kalkındırma Dernek Başkanı anlattı. Yıllardır Siverek Cumhuriyet'in ilk yıllarında il statüsüne sahip olan Siverek'in Belediye Başkanı Ali Murat Bucak yaptığı açıklamada Siverek'in il olma hakkının elinden alındığını ve Siverek'in il olma özelliğini yıllardır taşıdığını ifade etti. Yıllardır Siverek bu konuyla ilgili mücadelesine devam ediyor. Sesimizi de her alanda duyurabildik. Ama kaleme alınmıyoruz. Yani daha farklı bir şeyler mi yapmamız gerekiyor? Bunlara tabii daha karar veremedik. Fakat onların alacağı her kararın arkasındayız. Dernekle birlikte hareket ediyoruz. Nihayetinde onlar da bir sivil toplum örgütü. Bunun sonucunda ben bölge itibariyle Siverek'in farklı bir konumda olduğunu anlatmaya çalışmanın daha verimli olacağı kanaatindeyim. Diğer bölge itibariyle diğer ilçeler, yani il olan ilçeler içerisinde Siverek hem siyasi manada hem de güvenlik anlamında daha iyi bir durumda onlara göre. Yani bunun dikkate alınmasını, Siverek'in ödüllendirilmesini istiyorum. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Siverek'i Vilayet Yapma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Koçeli Ayvazsa, ilçenin nüfusu, ekonomik durumu ve tarihiyle il olmayı hak ettiğini söyledi. Efendim, Kanal Urfa'ya teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı verdiğiniz için. Siverek 1926 yılına kadar Türkiye'nin 62. iliydi. 1926 yılında Teşkilat-ı Mülkiye Kanunu'na beraber Siverek ilçe yapıldı. Siverek bu günümüzde 2007 nüfusuna göre 38 ilden büyüktür. Siverek nüfus coğrafi konumu itibariyle, yani yüz ölçümü itibariyle Türkiye'deki 3 tane ilin dışında bütün il merkezlerinden büyüktür. Siverek'in sadece bir kale mahallesi 485 tane ilçeden büyüktür. Siverek bu kadar önemli bir potansiyele sahip olduğu halde Siverek'in ilçe yapılması Siverek'in geri kalmasına neden olmuştur. Siverek'e yapılan büyük bir haksızlıktır. Siverek'in il hakkının verilmesi için de 1959 yılından günümüze kadar il mücadelesi verilmektedir. 1959 yıllarında Siverek Vilayet Yapmak Güzelleştirme Cemiyeti'ni Siverekli hemşerilerimiz kurmuştu ve merhum başbakan Adnan Menderes'ten il sözü almıştı. Günümüze kadar 41 tane söz verilmiş liderler tarafından. 2 cumhurbaşkanı, 4 başbakan, 3 başbakan yardımcısı ve 9 tane bakan tarafından 41 tane il sözü verilmesine rağmen Siverek'e verilen sözler yerine getirilmemiş. Hiç hesapta olmayan, hiç talebi olmayan ara seçimlerde siyasi rüşvet olarak 14 tane ilçe il yapılmıştır. İl yapılmadığı sürece de hiçbir gelişme beklenemez. Sürekli hazineye yük olur. Hazineye yük olmak istemiyoruz. Hazineye sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla da Siverek'in il olmasını ve katma değer yaratarak hazineye vergi, daha fazla vergi ödemek istiyoruz. Teşekkür ederim.